da mezgit tavamız var. Zor tuttuk onları. Açıldık erken vakitlerde denize, Karadeniz'in senin suralından tam da vaktinde mezgiti yakaladık. Mezgitin havyarı da var. Evet. Beraber mi tavaya gidecekler? Evet, beraber tavaya gidecekler. Buradaki un farklı, mısır unu. Nasıl hazırlanıyor? Nasıl hazırlanıyor? Bizim gün darısı dediğimiz, yani fırına girmemiş mısırımız var. Onları da hemen de öğütüyoruz. Bir de fırınlanmış mısırımız var. Bu koyu renkli fırınlanmış mı? Karıştırıyoruz ikisini bir. Evet, ikisini bir karıştırıyoruz. Demek o yüzden böyle çıtır çıtır farklı bir koku geliyor. Evet. Mezgitlerimiz taze. Havyarlarımız hazır. Evet. Malzemelerimiz, sıvı yağımız, tuzumuz. Limon lazım mı? Hayır, limonumuz lazım. Bu masamızın süsü, baş köşesi. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Mezgit şu an mevsimidir efendim. Bol bol tüketin. Evet. Balıklarımızı tuzluyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Mezgitlerimizi Emine Hanım tavaya diziyor. Yağ ile kızaracak. Evet. Harlı ateş mi yine? Evet. Harlı ateşin sebebi nedir? Harlı ateş birden pişiriyor, yani balığı kurutmuyor. Lezzetini aynen tutuyor. Tuttuğu için harlı ateşte daha lezzetli oluyor. Dibinin tutma meselesi. Öyle bir şey yok. Faydası var mı? Hayır, yok. Biraz önce mesela buğulama yaptınız. Hiçbir şey koymadınız ama o levrekler yapışmadı. Evet, yapışmadı. Harlı ateşte. Evet. 10 dakikada üf. Acayip oldu. Şimdi bu da öyle olacak. Yine harlı ateşte, kuvvetli ateşte mezgitlerimizi tavada kızartacağız. Ve birazdan müthiş bir masayla karşınızdayız. Ordumuzun balık mahsulleriyle bezenmiş enfes bir masayla karşınızda olacağız. Emine Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bekliyoruz sabırla. Yeşerdi fındık dalları, yine yeşerdi fındık dalları, ne olacak yarın halları.